YouTube kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Akbıyık. Bugün sizlerle vahşi doğada hayatta kalma serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün bu topraklarda hayatta kalabilmek için ormanda nasıl yiyecek bulabileceğinizi ve derede nasıl avlanacağınızı göstereceğim. Bir önceki vahşi doğa videomuzda yengeç nasıl avlanır onu göstermiştim. Ama bu videoda daha profesyonel bilgilerle karşınızda olup balık tutmak için canlı yem yakalamayı ve bunları kullanarak balık avlayabileceğinizi göstereceğim. Medeniyetten uzak bu topraklarda yapabileceğiniz şeyler fazlasıyla sınırlı. Vahşi doğaya ilk geldiğinizde birinci önceliğiniz her zaman barınabileceğiniz bir yer bulmak olmalı. Ardından ikinci önceliğiniz yiyecek bulabilmek. Birazdan sizlerle beraber vahşi doğanın acımasız topraklarında zehirlenmeden nasıl yiyecek bulabileceğinizi göstereceğim. Videoyu dikkatli izleyin ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız video başlıyor. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere doğada ne kadar yani vahşi doğa bile olsa insanların kalıntıları etrafta olabiliyor. Dere kenarlarında çok fazla şişedir, plastik çöpüdür falan var. Aynı şekilde burada bir tane şişe bulduk. Mesela bugün bunu kullanarak derede balık avlamayı göstereceğim. Yapacağımız yöntemle avlayabileceğimiz balıkların boyu çok fazla büyük olmayacak. İlk başta küçük balıklar avlayacağız. Bunları canlı yem olarak kullanıp büyük balıkları da avlayabilirsiniz. Şişe burada. Şimdi ben bunu keseceğim. Şöyle de palaskaya bıçağı bağladım. Şimdi burada şişeyi böyle markayı kesinlikle şey yapıyoruz. Biz zaten şeffaf olması lazım balıkların gelmesi açısından. Şişeyi tam bu kıvrıldığı noktadan kesiyoruz. Hatta biraz daha içeriden keseceğim şöyle. Şu kısımdan, birinci boğumdan kesiyorum. Şu şekilde kestik. Kapağı ayırıyoruz. Aynı şekilde şu plastiği de çıkarmamız gerekiyor. Şu şekilde atıyoruz. Bunu şu şekilde buraya geçiriyoruz. Sıkı bir şekilde. Çıkıp gitmemesi için biraz dal sokacağım buraya. Şu şekilde. Şimdi buna delik açmamız lazım. Suyun akış yönünde talihsiz için. Yanlarına, alt tarafına, balıkların kaçamayacağı boyutta. Alt tarafını açmamız lazım arkadaşlar biraz da. Bu şekilde sistemi yaptık. Balıklar bu hancadan içeri girdiklerinde yatay bu konuda içindeki ekmeği yediklerinde bu ağızdan geri çıkamayacaklar. Yani balıklar için bir kilit olmuş oluyor bu. İçine bir miktar ekmek ve yosun koyduğumuz sürece balıklar içine girecektir suyun içinde. İçine ekmekleri şöyle sıkıştırıyoruz biraz. İçine atıyoruz. Fazla değil. Şöyle 2 dilim ekmek atsam yeter. Zaten suyun içinde açılacak, şişecek. Şimdi bu tuzağı dereye koyalım ve içine gelen balıkları izlemeye başlayalım. Tuzağımızı koymaya doğru gidiyoruz. Tam olarak ne tarafa koyalım biliyor musun? Akıntının olduğu yere doğru koymamız lazım. Bir bakalım. Fazla balık yoksa şu tarafa da koyabiliriz. Arkadaşlar bu gördüğünüz noktaya tuzağımızı koyacağız. Tabii bunun içine biraz da taş koymamız gerekiyor akıntının götürmemesi için. Aslında en başından büyük taşlar koysak daha iyi olurdu ama. Şu şekilde tuzağımızı yerleştiriyoruz. Yalnız akıntı çok güçlü. Bir yandan büyük taşları koyuyoruz arkadaşlar. Çok derine koymak lazımdı bunu da. Akıntı tarafında hiç ilgilenmiyorlar. Akıntı değil bence. Gidip oradaki derin yere koyalım. Arkadaşlar akıntı tarafına biz bunu koyduğumuzda akıntının suyu biraz yavaşladı. O yüzden balıkların buraya gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Biraz daha derin kısımlara geleceğiz. Çünkü balıklar suyun altına takılıyorlar. Onu fark ettik. Daha derin suyun içine koyacağız. Bakalım o zaman yakalayacağımızı tahmin ediyorum. Şu tarafa geçmeye karar verdim. Bak burada var. Buraya doğru koyacağım. Suyun akış yönüne doğru. Balıkları kaçırmamak için biz gidiyoruz. Balıklar içine girecektir eminim ki. Arkadaşlar görüyorum şu an bayağı yakalamışız. Daha 5 dakika olmadı bak. 5 dakika olmadı. Kaldırıyorum. Ya kapağı açıldı ama içinde 2 tane balık var. 3 tane var. Tane. Vallahi kapağını açarken kaçtı ama bayağı. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne bu? Alabalık mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlı. Birincisi bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane balık. 3'ü de kuranıyor. 5 dakikalık bir zaman dilimi içinde bunu yakalamak güzel yani. Şunu tutsana Cem sen de ben şunu alıp geleceğim. Ben tutamam lan ben tiksiniyorum öyle. Neyi? Balığı mı tutamıyorsun? Tiksiniyorum kardeşim. Yemeği biliyorsun sofrada böyle ızgarada mızgarada yanında da şişe açtırıyorum bir tane. Neyse balıklara zarar vermeyeceğiz. Video sonuna kadar toplayacağız. En sonunda da salacağız yani. Arkadaşlar başka bir yere koyacağız. Balık popülasyonu biraz daha fazla olduğu yer. Suyunda biraz daha derin olduğu yer. Orada daha fazla yakalayacağımı tahmin ediyorum. Tuzağı kural 10 dakika oldu. 10 dakika içinde. Yani ilk 5 dakikada bir yakaladık. Gördüğünüz gibi 4x4 araç suyun içinde kalmış. Karşıya geçmeye çalışmışlar. Şöyle koyuyorum. Aşağıda yengeç var. Bu sefer yengeç yakalamayacağız. O bir önceki videodaydı. Tuzağımızı koyduğumuz gibi bakın balıklar etrafına toplanmaya başladı. Oo bak çeksene çek. Arkadaşlar 10 dakika geçti. Şimdi tuzağımızı tekrardan kontrol etmeye gidiyoruz. Yavaşça gelelim. Balıkları kaçırmadan bir anda kaldıracağım. İçinde bir tane var. Evet sadece bir tane yakalayabilmişiz. Demek ki buranın verimi düşükmüş. Bakın arkadaşlar bir tane yakalayabilmişiz. Yandı. Gördüğünüz gibi orada balık birikintisi var. Biz oraya ekmek attık. Hemen üstüne yığdılar. İlk yeme attığımızda kaçıyorlar etrafa. Ondan sonra hemen arkasında bir saniye içinde arkasının hepsi bir anda dönüp toplanıp alıyorlar. Yüzeydeki ekmeği aşağı çektiler lan. Oğlum pirana mı lan bunlar? Bak izle şimdi atıyorum.
Bak 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 nasıl geliyor, bak bak bak. Uy. Oğlum bu ne lan? Oğlum balıklar açmış lan. Oğlum ekmeği yok ettiler lan. Oha. Evet arkadaşlar, yavaştan havada kararmaya başladı. Ormandaki bu yenilebilen bitkileri göstermeye çalışacağım. Burada bulabildiğim kadarıyla. Bu tür ıssız ormanlara gelirseniz en önemli dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de gıda zehirlenmesi. Yani doğada bulabildiğiniz her besin yenilebilecek diye bir şey yok. Çoğu zaten zehirli. Ben bilebildiğim kadarıyla ve bulabildiğim kadarıyla sizlere bu bitkileri aktarmaya çalışacağım. O yüzden bu videoyu dikkatli dinleyin ve aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi hava kararmaya başladı. Umarım hava kararmadan bir şeyler bulabilirim. Ormanı biraz tarayacağım, gezeceğim. Ondan sonra tekrardan kayda devam edeceğim. Bir şeyler bulabildim. Diyaframı da biraz açtım. Etraf daha aydınlık gözüküyor, daha iyi. Yoksa karanlık, yani şu an gözümle gördüğüm şekilde değil kamerada gözüken. Geldiğim nokta buralar. Şu şekilde. Evet, çam kenarında şu şekilde bitkiler var. Bu gördükleriniz birçoğumuzun bildiği Şevketi Bostan adındaki bitki. Dikenli yapraklara sahip biraz. Yemenize herhangi bir sakınca yok. Bu yenebilir bir bitki. Yapraklarını şöyle göstereyim. Aynı şekilde bayağı bir uzakta. Yani şurada şöyle bir bitki var. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Çam kenarında şu şekilde bir bitki, bak size yakından göstermeye çalışacağım. Bu öbe gümeci denilen bir bitki. Yine doğaldır, yenilebilir, herhangi bir zararı yok. Genellikle bu bitkiler kurak arazilerde çıkıyor. Ne kadar dere kenarında olsam da bu geldiğim bölge ormanın derinlikleri, yani dereden bayağı bir uzak şu an. Şu an dereden bayağı bir uzaktayız. O yüzden bu kısımlarda bir kuraklık yaşanmış. Bitkilerin çoğu kurak bitkiler. Çam ağaçlarından görebileceğiniz üzere zaten. Şöyle yerdeki sarı otlardan da anlayabileceğiniz üzere. Çorak bir arazi. Şu anlık bunları bulabildim. Biraz daha etrafı keşfetmeye çalışacağım. Bulabildiğim kadar biraz daha bitki bulmaya çalışacağım. Evet, ormanın derinliklerinde bir şey daha bulabildim. Bunu bulacağım aklıma gelmezdi. Ben hani yenilebilir otlara bakıyordum. Şu an ekranda göreceğiniz yabani bir meyve aslında. Bu arkadaşlar halk arasında tavşan elması olarak da bilinen küçük bir meyve türü. Şu şekilde. Şöyle. Şu an atıyorum ağzıma bunu. Tamamen doğal bir meyve. Alışık olduğunuz meyve gibi tatlı bir meyve değil aslında. Yani ekşileri orta düzeyde yenilebilecek bir meyve. Oldukça güzel. Tavsiye ederim. Az önce gösterdiğim bitkiden bir tane daha buldum. Buralarda çok fazla yok bunlar. Ağaçların kuzey taraflarında ve gölge taraflarında olduğunu gördüm. Dikkatimi çeken şeylerden biri de oydu. Evet, bugünlük bu kadarlık keşif yeter. Evet, şöyle yüksek bir araziden aşağıdaki dere yatağına doğru inmeye çalışacağım. Çoğu bitki kurumuş ya. Dere yatağında oluşan bitkiler suların çekilmesiyle kurumaya başlamış. Burada ne olduğunu bilmediğim bir bitki var. Bilenler de yazsın. Onlar da beni bilgilendirsin. Burası şöyle gördüğünüz gibi dere yatağı. Yani şu an üzerine bastığım yer. Kışın sular altında kalan bir bölge. Hemen 15 metre sağ tarafında da dere var zaten. Ya dere bu taraflara doğru geliyormuş kışın. Yaz oldukça, yani yaz son, şu an yaz sonundayız aslında ama yaz ortalarına doğru su bayağı bir çekiliyor. Yaz sonuna doğru da biraz daha gelmeye başlıyor. Şu an çok da gelmiş durumda değil ama önümüzdeki birkaç ay içinde buranın sular altında kalabileceğini söyleyebilirim. Evet, bir şey daha dikkatimi çekti. Bayağı bir solmuş durumda. Bu gördüğünüz yabani lavada bitkisi. Şurada biraz daha büyüğünü görebilirsiniz. Yabani hayatta yaşamınızı devam ettirebilmek için yiyebileceğiniz birçok şey sınırlı. O yüzden bu konuda çok dikkatli olmalı, iyi araştırmalı, iyi öğrenmeli ve doğru olanları yemelisiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Ormanda yenilebilecek bitkileri gösterdik. Aynı şekilde ormanda bir tane de yabani meyveye denk geldik. Onu da yedik. Balık nasıl tutabiliriz onu gösterdik. Bu balıkları canlı yem olarak kullanıp örnek veriyorum bir ayakkabı bacıyla büyük balıklar yakalayabilirsiniz ama bulunduğumuz yerde büyük balık olmadığı için yakalamadık. Ama tabii hayatta kalma mücadelesi veriyorsanız bu balıkları da yiyebilirsiniz. Bunlardan milyonlarcası var. Elimden geldiğince size teknikleri göstermeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi videoların devamı için aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Düşünceleriniz olsa ve sormak istedikleriniz olsa aşağıdaki yorumlar kısmından yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şöyle. Hepsi teker teker. Akıntıdan aşağı gitmek istemiyorlar.